Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkenin temsilcisi Suriye'de barış görüşmelerini yeniden başlatabilmek için Perşembe günü Münih'te bir araya gelecek. Suriye'de ateşkesin sağlanması görüşmelerin öncelikli hedeflerinden birisi olacak. Toplantı öncesi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'yı Suriye'de sivil halka yönelik hedefi belli olmayan kör bombalar kullanmakla suçladı. Biz Amerikalı yetkililerin Rusya'nın Suriye'de sivil halkı öldürdüğü iddia edilen kör bombalar kullandığı yolundaki açıklamalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunlar tamamen spekülasyon. Bunlar hiçbir şekilde kanıtlanamayan iddialar. Konferans öncesi Reuters haber ajansı, Rusya'nın 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Suriye'de ateşkes ilan edilmesi yolunda bir öneri sunduğunu duyurdu. Ancak bu haber şu ana kadar teyit edilmedi.